24 ekranlarından yeniden merhaba, ben Elif Hakkaya Kuter. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Önce piyasalarla başlayalım. Dün yükseliş eğilimini dördüncü güne taşımıştı. Borsa İstanbul 100 endeksi %0,30 değer kazanarak günü 5388 puandan kapatmıştı. Yeni güne, haftanın 3. işlem gününe de yine artıda %2,36 artıda 5515 puandan başladı. 5600 puanı da gördü gün içinde ki bu endeks 2023 kayıplarını geri alarak artıya geçmiş oldu. Şu anda da bu saat itibariyle saatlerimiz 12.35'i gösteriyor. %3,32 artıda 5567 puandan işlem gördüğünü görüyoruz ki az önce belirttiğimiz gibi yine bu seviye endeksin kayıplarını geri aldığını ve artıya geçtiğini gösteriyor. Borsa İstanbul 30 endeksi ise 6218 puanda %3,68 artıda. Kur tarafına bakalım. Kur tarafında yükseliş ivmesi devam ediyor. Gün içinde %7 değer kazandığı 23,13'ten işlem görüyor. Dolar, euro ise 24,84 seviyesinde. Altın tarafına bakalım. Ons'ta tarafında yatay bir seyir hakim ama gram altın doların da etkisiyle yeni rekor, tarihi rekor zirvesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1962 dolar, içeride gram altın 1457 ile rekor seviyede, tarihi rekor seviyesinde. Çeyrek 2382, Cumhuriyet altını da 9957 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına bakalım. Petrol talep endişelerinin devam etmesiyle düşüşte, şu saat itibariyle hafif bir yükselme var ama önceki hafta hatırlayacaksınız 77-78 dolarları görmüştü uluslararası piyasalarda Brent ham petrolün varil fiyatı. Şu anda ise 76,47 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. Faize bakalım. Tahvil faizi 15,28, repo faizi de 11,61. Tüm bu gelişmeleri konuğumuzla beraber değerlendireceğiz. Dolar kurundaki yükselişi, borsadaki yukarı yönlü hareketi, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Kur tarafıyla başlayalım. Yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Kur tarafında neden hızlı bir yukarı yönlü hareket takip ediyoruz? Ciddi bir yükseliş hareketi, yani 19-23 gibi bakarsak %20 gibi bir yukarı hareket var seçim öncesi, seçim sonrası. Yani işin özeti şu: seçim öncesinde kurun özellikle 20 seviyesinin altında belki de biraz suni yöntemlerle tutulmaya çalışılması, orada bir miktar stres birikimi oluşturulmuştu. Ekonomi yönetimi, özellikle Sayın Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı devralmasıyla birlikte verdiği mesajlar üzerinden bir okuma yapacak olursak, orada özellikle uluslararası normlara geri dönüş, rasyonel zemine geri dönüş gibi mesajlar verilmişti. Haliyle burada piyasa fiyatlamalarının bir miktar regülasyonlar üzerinden kontrol edilmesi parametresinin geride bırakıldığını, biraz bütün ekonomik parametrelerin olması gereken fiyata doğru gidilmesine izin verildiği bir yaklaşım ve politika gibi görünüyor. Zaten seçim öncesi de zannediyorum ki birçok ekonomist, birçok uzman bu noktada kurda yukarıda bir dengelenme oluşması beklendiğini de ifade ediyordu. Biz de ifade ediyorduk. Şu an için bu oluyor. Çünkü özellikle 12 aylık dış ticaret açığı 125 milyar dolarlarda. Bu noktada ciddi bir dış ticaret açığı veriyoruz. Doğrudan yabancı yatırımcı girişi zayıf. Haliyle ekonomide bir döviz ihtiyacı var. İhtiyaç varsa fiyatında yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Son bir senede zaten dövizin fiyatlar genel seviyesi kadar yükselmediğini de takip ediyorduk. Bu noktada ihracatçıların da serzenişleri vardı. Biz bu yükseliş hareketini bir normalleşme olarak okuyoruz. Bu geçtiğimiz dönemlerde yaşanan o kur atakları gibi bir tedirgin edici bir süreç olarak görünmüyor. Seçim öncesi biraz baskılanmış fiyatın, seçim sonrası kendi dengesine gelme süreci biraz daha yukarıda bir alan olabilir ama denge fiyatlar 23'lerin biraz daha yukarısı olabilir. Peki Soner Bey, yakın vadede hangi seviyeler olur ve dengelenmeyi biz hangi seviyede görürüz?
Şimdi bu çok zor bir soru. Yani bir seviye vermek zor. Ama zannediyorum ki bir 25'lerde bir yerde bir toparlanma, bir tutunma olabilir. Önümüzdeki dönemde şimdi Merkez Bankası Başkanı ile ilgili de bir görev değişikliği burada söz konusu olabilir. Sayın Mehmet Şimşek'in görüşmeleri var. Belli isimler burada öne çıkıyor. Böyle bir değişikliğin ardından tabii Merkez Bankası'nda da bir faiz artışı bekliyoruz. Merkez Bankası politika faizinin piyasa faizlerine yakınsaması noktasında. O yüzden sonrasında da bu denge fiyat neresi olacak? Bunu bilmek çok zor. Yani 25-26 bunu bilemiyorum ama orada bir yerde volatilite azalacak ve tekrardan piyasanın normalleştiğini, sakinleştiğini göreceğiz. Yani bu önceki yükseliş hareketlerinden farklı ama seviye vermek çok zor. Nerede dengeye gelir bunu belirleyebilmek çok zor. Şunu söyleyebilirim. Belli seviyelere kadar mesela şu oluyordu hep. Kur yükseliyordu, arkasından fiyatlar yükseliyordu. Kurun enflasyonu beslediği bir dönem vardı. Şu anda enflasyon kuru besliyor. Yani bu 25 seviyesine kadar, şimdi 19'dan 25'e gelecek bir dolar TL seviyesi enflasyonu beslemeyecektir. Çünkü geride kalmışlık hikayesi vardı. Ama tabii ki burada iş farklı yerlere gider mi? Çok çok düşük ihtimal olarak görüyorum. Çünkü özellikle bakanların Mehmet Şimşek başta olmak üzere verdiği mesajlar, duyduğumuz mesajlar devir teslim törenlerinde hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, insan hakları, ekonomi politikalarında rasyonelite, uluslararası normlar, refah seviyesinin yükseltilmesi, bunlar yabancı yatırımcının da duymak istediği konular. Önümüzdeki dönemde biz bir miktar ana resmi değiştirecek kadar olmasa da bir miktar yabancı portföy girişi de bekliyoruz. Bu da kurdaki o beklenen normalleşmeyi biraz daha güçlendirecektir. Ama bugünler böyle biraz daha o dengeye geliş ve fiyatın olması gerektiği yere yolculuğu gibi görünüyor. Bu daha yavaş olabilirdi. Yani bir günde %7, %8 gibi değil de %1, %2'lerle bir süre daha gidebilirdi. Ama biraz hızlı oluyor. Sorun görmüyoruz bu noktada. Evet, borsa tarafına bakalım. Borsa İstanbul 100 Endeksinin 2023 kayıplarını geri alarak hatta artıya geçtiğini görüyoruz. Geçen haftadan bu yana üst üste yükseliş eğilimi bugünle beraber 5. güne taşımış oldu. Ne dersiniz? Borsada seyir ne olur? Yani borsayla ilgili zaten hani fiyatlar genel seviyesi yukarı doğru gittiği için borsa bir miktar burada ucuz kalmışlık hikayesi vardı. Yani Türkiye ekonomi modeli kapsamından beri incelediğimizde 2021 Ekim döneminden şirket karlılıkları 6-7 kat artarken piyasa 3-4 kat yukarı gitti. Haliyle orada bir miktar piyasa fiyatlamalarının arkadan geldiğini görüyoruz. Borsanın daha yolu var. Burada tabii bu hızlı yükseliş hareketinin kısa vadede belki bir miktar realizasyonu olabilir. Sorun yok. Biraz düzeltme gelebilir. Ama biraz böyle uzun vadede bakacaksak mesela 2023 genelinde çok daha yukarı seviyeleri beklediğimizi ifade etmeliyim. Merkez Bankası'nda olası görev değişikliği yine piyasa açısından bir yukarı yönlü katalizör olacaktır. Öyle bir şey gelirse o rekor seviyeler tazelenir. Daha kısa vadede gideriz. Ama işte bu olmazsa belki bir miktar düzeltme gelebilir orada 5400-5300'lere doğru, onu tam bilemiyorum. Ama sonrasında yine yukarıyız. Yani günübirlik fiyatlamaları tahmin etmek çok zor olsa da 2023 için şu andaki bizim öngörümüz piyasanın çok daha iyi yerlere geleceği noktasında. Evet, Soner Kuru, altına da zaman ayırmak istiyorum. Sürem de biraz kısaldı ama şöyle kritik seviyeleri bir de sektörel bazda bakıldığında hangi sektörlerde hareketlilik var, ama hızlıca geçelim ki altında mutlaka sormak istiyorum. Şöyle, şimdi özellikle kurdaki bu hareket ihracatı güçlü, döviz pozisyonu yüksek olan şirketleri olumlu etkiliyor. Bugün de baktığımızda en çok yükselenler tarafında onları açıkçası görüyoruz. Bu noktada bir, bu yeni ekonomi dönemi hangi şirketlere yarar, oradan okumak lazım. İhracat şirketleri öne çıkacak. Bir de ucuz kalmışlık hikayesi var. Özellikle o rekor seviyeden baktığımızda borsa neredeyse 5700'e yaklaştı, tamamladı, ama mesela enerji piyasası o rekor seviyeden %30 aşağıda. Gayrimenkuller aynı şekilde ve telekomünikasyon yine burada o rekor seviyeden ortalama %20-%25 aşağıdalar. Bu ucuz kalmışlık hikayesiyle önümüzdeki dönemde enerji, gayrimenkul ve telekomünikasyon da öne çıkabilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi altın tarafına bakalım. Altın tarafında ons yatay ama gramda işte tarihi zirveyi gördük doların da etkisiyle. Rekor serisi devam eder mi? Ola ki rekor seviyesi devam edecekse şu anda da yine küçük yatırımcı için bu seviyeler alım fırsatı mı?
Yani burada tabii kurla çok paralel, dolarla çok paralel bir görüntü var. Çünkü uluslararası ons fiyatları stabil. Orada çok hareket yok. Bir miktar 2000 doların altına geldi. Çünkü dolar endeksinde bir güçlenme var. Ama altın alıyorsanız eğer gidip kuyumcudan aslında dolaylı olarak döviz pozisyonunuz var. Orada da denge fiyatın biraz daha yukarıda bir yerde oluşmasını öngörüyoruz. O yüzden eğer alacaksanız bu seviyelerin ben uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü kurda bir miktar daha yukarı hareket var. Yani nerede dengelenir, seviye vermek zor. Ama bugün itibariyle alım fırsatı diye düşünüyorum bu fiyatları. Peki petrol tarafına da bakalım, birazcık daha vaktimiz var. Petrol için ne dersiniz? Çünkü petrol tarafında da talep endişelerinin devam etmesiyle hafif bir geri çekilme var. Geçen hafta daha yüksek seviyeleri görmüştük. Şöyle, şimdi orada tabii OPEC'in son dönemde aldığı önlemlere rağmen fiyat yukarı gidemiyor. Çünkü küresel tarafta sizin de belirttiğiniz gibi taleple ilgili, durgunlukla ilgili endişeler hakim. Özellikle Dünya Bankası'nın da Haziran ayı raporunu aldık. Orada yine hem 2023 büyümeleri hem 2024 büyümeleri özellikle gelişmiş ülke ekonomileri üzerinden okunduğunda o beklentiler aşağı yönde revize edilmiş gibi görünüyor. Yani bu noktada talep tarafı çok hareketlendirmiyor. 75-76 dolarlardayız. Yani buralarda ben bir süre daha konsolidasyonun devamını bekliyorum açıkçası. Zannediyorum ki yılın sonuna doğru bu Amerika'daki özellikle Fed'in parasal sıkılaşma hikayesi ne yönde seyredecek? Fed bir miktar faiz indirim sinyali verirse belki bu durgunluk endişeleri de bir miktar geriler ve fiyatta yukarı yönlü bir hareket oluşabilir. Ama şu an için zannediyorum ki 70-80 bandı arasında 70 dolarlı fiyatlarda bir süre daha devam edecek gibi görünüyor burası. Çok teşekkür ediyoruz Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için sağ olun. İyi yayınlar, Kolaylıklar ben teşekkür dileyelim. ederim. Ve biz haberlerimizle devam edelim. Dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerinin ise yukarı yönlü revizeler geldi. OECD ve Dünya Bankası büyüme beklentilerini yükselttiğini duyurdu. Dünya Bankası raporunda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekonominin 2023'ün ilk çeyreğinde dirençli kaldığını vurguladı. Yılın ilk çeyreğinde %4'lük büyüme başarısı gösteren Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasındaysa üçüncü ekonomi oldu. Küresel resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde güçlü büyüme performansıyla dikkat çeken Türkiye ekonomisine yönelik pozitif revizyonlar da gelmeye başladı. OECD ve Dünya Bankası büyüme beklentilerini yukarı yönlü güncellediğini duyurdu. Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda bu yıl için büyüme öngörüsünü %2,7'den %3,2'ye yükseltti. Gelecek yıla yönelik beklentisini ise %4'ten %4,1'e çıkardı. Raporunda Kahramanmaraş merkezli depremleri işaret eden Dünya Bankası, tüm ters rüzgara rağmen Türkiye'nin küresel büyümeye sağladığı katkıya dikkat çekti. Ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde dirençli kaldığını vurguladı. Türkiye ekonomisine yönelik bir pozitif güncelleme de OECD'den geldi. Kurum ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini %2,8'den %3,6'ya yükseltti. 2024 tahminini ise %3,8'den %3,7'ye revize etti. Haber turuyla devam. Çin'de ihracat sert fren yaptı. Ülkenin dış satımı Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre %7,5 oranında geriledi. Çin'in bu dönemdeki ithalatı ise %4,5'luk düşüşe işaret etti. Veriyi değerlendiren analistler, dünyanın 2 numaralı ekonomisinden gelen zayıf verilerin Asya bölgesini de olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Son dönemde küresel çapta artan teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar bu yılın ilk 5 ayında zirve yaptı. Aralarında Google, Microsoft ve Amazon'un da yer aldığı şirketler ilk çeyrekte 186.454 kişinin işine son verdi. Bu dönem teknoloji sektöründe işten çıkarmalar açısından en kötü çeyrek olarak kayıtlara geçerken Google en fazla işten çıkarma yapan teknoloji devi oldu. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş küresel ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'da büyük bir barajın vurulduğu ve tahıl kaynaklarını tehdit eden bir sele neden olduğu duyuruldu. Bu durum küresel buğday fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Süreci değerlendiren uzmanlar söz konusu gerilimin tahıl piyasasındaki yükselişin sadece başlangıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varil ek kesinti kararı petrol piyasasını hareketlendirirken petrol fiyatlarında yön ne olur sorusunu akıllara getirdi. Resesyon endişelerine işaret eden uzmanlar petrolün 90 doları aşmayacağını öngörüyor. Haber turuyla da kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.